Ama çok, peki hırslı mıydın? Yani böyle şeyin mesela avukat olmuşsun. Sonra da doktoran var. Evet, işletme, İstanbul, işletme fakültesinde, İstanbul Üniversitesi'nde e, doktora yapmışsın. Ve e, bırakıyorsun her şeyi, medyaya geçiyorsun. Neden? O zamanlar, işte İzmit'te ben ben burada e, hiç gelişemeyeceğim ve bir şey olmayacağım diye İstanbul'a geldim. Hmm. O zaman da şimdiki gibi işsizlik vardı. <laughs> İşsiz kaldım. Ha. Tabii. Ee, o zamanlar bir yasa vardı Hala var mı bilmiyorum 5 yıl avukatlık yapan adalet bakanlığına başvurup Direkt, direkt hakim ya da savcı olarak atanıyordu Hı. Ben de başvurdum Hı. Ee, Sonra Benim bir çocukluk arkadaşım e, Onat Kutlar'ın şirketinde çalışıyordu and roll diye bir program vardı Onu yapıyorlardı Bana dedi ki Yeni bir şirket kuruldu medyapım diye hazırlık elemanı arıyorlar. Hınca bir program yapılacak. Orada çalışır mısın? Ben de olur gideyim. Gideyim sen. Bildiğim, bir... Bildiğim bir dünyada değil. değil. Bir de özel televizyonlar yeni kurulmuş oldu. Tabii. Gittim. Fatih beni işe aldı. Eve geldim. Hı. Kapıda bir tane böyle şey. E, ihbar kağıdı. Hı. İşte Ali Armağan Çağlayan Sahra Cid Karakolu'na gelin yazıyor. Hı. Bu ne ki dedim. Gittim. Hı. Polisler bir toparlandı filan beni görünce. Hadi canım savcı olarak tayinim çıkmış. Atama Hı. emrini imzalamam gerekiyor. Ya imzalayacağım, Şırnak Cumhuriyet Savcısı olarak atanmışım. Ya Şırnak'a gideceğim. Ya da hayatımda hiç bilmediğim bir şey yapacağım. Bana biraz izin verir misin dedim <laughs> polislere. Tabii buyurun dediler. Kaç yaşındaydın bu olduğunda? 26-27. Çok da gençsin. Sonra dedim ki hiç bilmediğim bir şey yapacağım, gitmeyeceğim. Gitmedim. Hı. olmayı seçtim. Pişman oldun mu? Bugünkü aklım olsa, hı. ya bugün o ana geri dönsek... Hı hı. ...direkt gider atoma emrini imzalarım. Ama değil 55 mi? yaşında bunu söylüyorum tabii. Tabii değil mi? Nasıl değişiyor değil mi duygularımız? Çok. Bizim o sektöre girdin mesela... E, ...ailen ne dedi? Hani baban, sen çünkü hani... ...öğretmen bir anne, baba... Şimdi... Annemi adukat... aradım ben, hı. böyle böyle dedim. Tayinim çıktı. Ya oraya gideceğim... Hı. ...ya da dedim... Hiç bilmediğim bir şey yapacağım. Televizyonculuk. Annem dedi ki tabii ki memur olacaksın. Telefonu kapattım. İçimden aynen şöyle geçti. Annem böyle diyorsa tersini yapmam lazım. <laughs> Vallahi. Gerçekten. Vallahi van. böyle geçti. Hmm. O zaman anneyle şeyin mi var? Hayır. Yok. Çünkü onlar hep memur. Hep memur. Çünkü ama bizim o dönem öyle ya. Evet. Yalnız biraz da doğru yapmamışlar mı? Bak ben bakıyorum mesela annelerimiz, babalarımız üç kuruşla onu yapmış, bunu yapmış, evlatlarını okundurmuş, bir şeyler yapmış. Şimdikiler beş kuruşla yapamıyorlar bunu. Evet ama bizim zamanımızdaki tasarruf şimdi yok. Kimse de yok. Yok Değil yani. Mi? Bu liberalizm ve vahşi kapitalizm herkesi mahvetti. Değil mi? Ben babamdan haftalık harçlık alırdım, para biriktirdim. Anneme anneler aynen. günde hediye almak için. Siz de biriktiriyorsunuz evet, aynen. muhtemelen? Aynen öyle, tabii ki. Şimdi öyle bir şey yok ki. Biz aldığımız harçlıklarla okulumuza da giderdik. Ee, arkadaşlarımızla bir yerlere gitmek istediğimizde bile onları biriktirip hani böyle 40 yılda bir oda yani böyle hadi gidelim hadi gezelim sürekli yoktu. E şimdi e, insanlara baktığın zaman bana onu niye almıyorsun diye bugün annesini katleden var. Yani acayip bir sürece girmiş durumda dünya. Babamla cumadan cumaya 20 lira verirdi. Hı hı. Diyelim ki o çarşamba bitti. isteyince derdi ki bitirmeseydin yok para. Şimdi mesela bunu psikologlara sorsam, Hayır derler. Hayır derler. Değil mi? Yanlış bir e, tavır. Çocuklarınızı yanlış yönetiyorsunuz. Ama hiç yanlış değilmiş. Bence, bence. de değilmiş. Hiç değilmiş. Sonra da arada gelir sorardı. Ne kadar para biriktirdin? Nerede paraların? Hep Hı -hı. sorardı yani. O zamanlar yerli manı haftası vardı. Okullarda da böyle şeyler anlatılırdı. Evet. Ben böyle şeyler hatırlıyorum. Evet. Değil mi para bir... Tabii ki paranızı biriktirin yerli malı haftası. Şimdi mesela, Kumbara. Kumbaralar. Ben adaya mesela almıştım bir kumbara. Ada parasını biriktirdi. Kendi mesela bu telefonunu, o iPad'ini kendi aldı. Yani aslında e, isterse öğretebilir insanlar. Yani biz gördüklerimizi devam ettirebiliriz ama işte o bir, gö bir de bir görmeyen dediğin gibi bir vahşi bir kapitalizm bütün dünyayı sarmış. Ama kumbara. mesela ada çocuk yetiştirirken böyle sizin gibi yetiştirmeyecek. Yetiştirmeyecek büyük ihtimalle. Babamla olan ilişkini merak ediyorum. Ee, ben de yeni kaybettim babamı çünkü. Baba başka bir şey. Gerçekten hani e, sizin hiç babanız öldü mü diye paylaştım. Ve evet. Burası Cadde Mustafa Maksim gözünüz. Öyle mi? Evet. Aa. Sahnede de o anda Ajda Pekkan var. Haydi canım. Evet. Hatırlar mısınız Ajda Pekkan'ın mendili bir kıyafeti vardı. Çok olay olmuştu. Evet. O kıyafet vardı üstünde. Bütün gereksiz ayrıntıları hatırlıyorum. Ama ne güzel hatırlıyorsun bak. Evet. Ve o zamanlar ailelerimiz bizi ee, gazinolara götürüyor. Evet, burası Cantabos. Tamam. Tamam. Üstelik biz kasabadan kalkıp gece oraya gelmişiz. Değil mi? Şimdi maalesef öyle bir dünya yok. yok. Nasıl bir adamdı baba? Babam çok tutumlu bir adamdı. Öyle mi? Çok. Ee, çok kendine özel bir dünyası vardı. Çok okurdu. Hı. Mesela babam deyince benim aklıma e, Cumhuriyet Gazetesi okumaktan elleri simsiye olmuş adam geliyor hep. O. E, çalışırdı. Tarım, hı hı. Bayer tarım ilaçlarında. Sonra başka bir özel şirkete transfer oldu. Hep yöneticiydi. Hmm. E, İlişkiniz nasıldı? İyiydi. Baya baba oğul ilişkisi. Evet. Böyle. Ama mesela şöyle. Ben üniversiteyi kazanıp İstanbul'a gelince bana Ev tutmadı. Yurtta kalacaksın dedi. Ha, tutumluluktan mı yoksa sana bir şey öğretmek için mi? Onları hiç, o, aklımda hiç anlamadım Yaşım Hanım. Herhalde, şey e, hem tutumluluk hem de biraz da hayatı öğrensin meselesi Değil herhalde. Mi? Değil mi? Yoksa istese sana bir ev tutabilirdi? Tabii ki. Yani. Tabii ki. Ama sen öğren, paranı biriktir daha. Ben hep orta'nın üstü geliri olan bir ailede büyüdüm zaten. Evet. Ee, çok kitabı kurdu. Hı -hı. Mesela benim babam zamanına göre çok acayip bir, ileride bir adamdı. Mükbin Olunuz diye bir kitabı vardı Fransızcadan tercüme. Hı -hı. Çok eski. Hı -hı. O kitaptan mesela o zamanlar böyle şeyler yoktu. Kaç yıl önce haftanın bir günü mesela sadece elma yerdi. Ört Ertesi cumartesi sadece kayısı yerdi, kuru kayısı. Bildiğiniz detoks. Oo. O zamanlar detoks, detoks, detoks bilen falan yok. yok bilen yok. Mesela bizim yaşadığımız yerde kepek ekmeği çıkmazdı. İzmit'e giderdi, kepek ekmeği alır, eve kepek ekmeği getirirdi. Geceleri asla pilav yemezdi, makarna yemezdi. Her sabah çıkar, kilometrelerce yürürdü. Ama... Bahsettiğin kaç yılları? 80. 80'li 80 yıllar. Değil mi? 80'li yıllar. Daha o zaman detoks falan bilen yok. Ama sana bir şey söyleyeyim mi? Şimdi bu detoks diye adlandırdıkları veya işte tırnak içerisinde hani meditasyon yapıyorum da detoks yapıyorum da arınıyorum da denilen şeyler aslında 80'li yıllarda annelerimiz babalarımız isimlendirmeden yapıyordu. Komposto filan. Komposto falan. Kompostu falan. <laughs> yani biz onlarla büyüme hala benim evde komposto var. Ay yani kış geldi mi yapıyorduk. Aslında bir şeyleri e, bize çok güzel öğrettiler. Sadece devam ettirmedi bazı insanlar diye düşünüyorum. Ben hala yapıyorum. Benim babam hiç sigara içmedi. Hiç alkol içmedi. Ama Ha. 57 yaşında Alzheimer'a yakalandı. Evet. Şimdi onu söyleyeceğim. Mesela bu kadar kitap okuyan bir adam. Kendine bu kadar iyi bakan bir adam. Ee, 57 yaşında galiba Alzheimer'a yakalandı dedin. Bu kalıtımsal mıymış? gene? Evet. Çünkü halam, hmm. babam, dedem, hı hı. babamın dayısı. Neredeyse bütün herkes. Bütün herkes de. Şimdi çok korkuyorum o yüzden ben. Evet onu soracaktım sana. Yani... Ee... Sen de endişe bizim ailede de var çünkü. Bizim ailede Alzheimer, benim halam, mesela büyük halam, küçük halam, babam da demansla başlamıştı. Bizde de var. O yüzden sürekli uzaktan üniversite okuyorum. Öyle mi? Evet. Ee, sosyoloji bitirdim AUZEF'te. Sonra açık öğretim fakültesinin aşçılık bitirdim. Onu bana söylemiştim yemek yapıyor musun? Yapıyorum. <laughs> Şimdi gene AUZEF'te e, kültürel miras ve turizm okuyorum uzaktan. Kapadokya Üniversitesi'nde turist rehberliği yüksek lisans yapıyorum. Görüyorum sürekli Instagram'a da koyuyorsun. Evet. Ne iş var acaba burada diyordum. Demek ki orada da bir evet, şey evet. buluyorsun kendine. Evet. Bunun için mi yapıyorsun evet. bunları? Hiç hani boş hep çalışsın diye. Ha, hep çalışsın diye. Evet. Korkuyorum. Hep. <laughs> Arada kendi kendime test yapıyorum. Evin adresi neydi? Benim oturduğum evin numarası kaçtı. Allah Allah. Kız kardeşinde var mı böyle bir endişe? Var. Onda da var, var mı? Tabii. Olmaz ha? mı? O da yapıyor mu böyle şeyler? O yapmıyor. Ya. O, o yoga, 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 gibi öyle şeyler. Ha öyle şeylerle yapıyor. O da, meditasyon evet. ve şeylerle kendini bulmaya var. çalışıyor. Mesela benim hiç inanmadığım şeyler onlar. Ben de pek inanmıyorum. Reiki. Yok. Yok yani... bana enerji yolla, enerjimi mi kötü enerjisi geldi. Hiç inanmam o şeylere. yani ben herkesin kendi enerjisi olduğuna, kendisinin atom parçacıkları olduğuna inanan bir insanım. O yüzden başkasının parçacıklarının bana çok fazla faydası <laughs> olacağını hiç. düşünmüyorum yani. Peki sonra e, şeye gelmek istiyorum. Bu e, med yapımda nasıl oldu da sen bir yarışmada jüri olabildin? Yani orada çalışıyordun. Fikir senden mi çıktı? Ne oldu? Hiç bilmiyorum ben işin o kısmını biliyor musun? Yoktu o senelerden. Fikir çıktı. Hmm. E, bütün dünyada o jüri üç kişi aslında. Hmm. E, i̇lk jüri Yonca Evcim'e teklif edildi. Yonca Evcimi kabul etmedi. Hmm. Allah Allah, niye kabul etmedi yonca? Çok ilginç. Pişmandır şimdi bence. Muhtemelen. <laughs> Tabi yani. Sonra e, Şahin de Deniz Seki'ye yeni albüm yapmıştı. Evet. Şahin Bey Deniz önerdi. Hmm. Deniz Seki alındı. En popüler olduğu evet. dönem yarışmayla. Sonra Fatih sürekli şey diyordu. Bu jürde bir şey eksik, bu jüride bir şey eksik. Sonra bir gün eve gidiyoruz, asansöre biniyoruz. Binerken döndü dedi ki, sen oturur musun bu koltuğa? <laughs> Ben yani de şaka yapıyor zannettim. Güldüm ha diye. Eve gittim. Hmm. Sabah geldim. Beni çağırdı. Gittim. Ne karar verdin dedi. Hangi konuda dedim. <laughs> i̇şte oturuyor musun dedi. Sen ciddi misin dedim. Evet dedi. Sonra olur dedim ben de. Sandım ki ben. Hmm. O programı 13 bölüm yapacağım. Sonra evime döneceğim. Herkes beni unutacak. Ha sen hiç böyle ses... Hiç, hiç Şimdi böyle şey oranı oranın starı sen oldun. Ama hiç öyle bir şey beklemedim. İnsan o kadar yıl. Televizyonculuk yapıp nasıl böyle bir şeyi öngörmez? Evet. Büyük gerizekalı. O estağfurullah değil de bazen <laughs> olabiliyor galiba ya. Yani ben mesela sanki seni bilerek oraya oturttu. Hani sonrasında baktığımda dedim ki yani Fatih akıllı bir adam. İyi bir gözlemci. E Armağan'ı da iyi gözlemledi bence. E şimdi oraya baktığın zaman sessiz sedasız yeni şöhret olmuş bir Deniz Seki. Şimdi oradan ne çıkar? Hiçbir şey çıkmazdı. Ee, öbür tarafta şey Ercan, Ercan Saatçi. Ercan müzik adamı. Yani Ercan da öyle çok bir şey çıkmazdı. Orada birisi lazımdı. Yani aslında onu bilerek yaptı gibi geldi bana. Ben öyle hissettim hep. E, sonuçta dedi ki buraya bir televizyoncu gözü lazım sen otur. Evet. Evet. Ve senin işte gerçek televizyonculuğun oradan çıktı ama galiba. Evet. Kaç lira parayla başladın? Sıfır lira. Şaka yapıyorsun. Ben 26 bölüm popstar yaptım. 1 lira bile para kazanmadım. evet. Aa Tabii. çok ilginç bu. Fatih. Fatih değil de Fatih. Eee Osman Tan Erkır Sonra Osman Tan Erkır'la Atatürk'e başlayınca para almaya başladım. O zaman başladım. Evet. Ama o ilk 26 bölümde hiç 1 lira. Tek bir kazancım var. İlk 13 bölümün bitiminde e, yapımcı Işıl Allah rahmet eylesin. Maalesef evet. kaybettik Işıl'ı Kaybettik değil mi? Ben ee... de geçenlerde. Evet. Işıl bana beğendiğim bir İtalyan marka ayakkabı almıştı. Hadi ya. Evet. Ee, şeye, Ahmet San'a, e, şimdi bu söylenir mi? Pro. Evet, tabii tabii. Ee, Hı. Ercan Bey'e sanıyorum tavlaydı. Hı. Deniz Hanım para alıyordu. Ha bir tek Deniz mi para evet. alıyordu? Ercan almıyordu. Ha, o da almıyordu. Yarışmadan para almıyordu. Hayır, Ahmet San da almıyordu. Ahmet San da almıyordu. Hiçbirimiz para almıyordu. Neden? E, ne bileyim şey, Fahri yüzü. Fahri ha, burası ilginçmiş ama yani Ercan'ın almamasına şaşırdım ama. Ama Ercan Bey sonra o e, yarışma çocukların kasetlerini yaptı, ha, yaptı. tamam, yapımcılık. Ha, tamam, belki tamam. orada öyle bir anlaşma vardı, tamam, bilmiyorum. Tamam, tamam, yapımcılık o anlaşma. Yani ben çıkanlardan albüm yaparım, oradan da para kazanırım zaten demiştir. Çünkü yeni yeni yepyeni bir durumdu o Tabii. yarışma. Üstelik mesela benim hayatım o yarışmayla cehenneme döndü. İşte uçağa biniyorum artık ekonomiye binemez hale geldim. Kendi cebimden business, bilet alıp bizim üstüne e biniyordum ben. Ha, niye? Atıyorum, ha. tatile gideceğim mesela. Ha. Tanınıyorsun ve seni... Herkes rah rahatsız ediyor, soru soruyor. O zamanlar alışkın değilim böyle bir şeye.